Dostlar herkese selam. Şu an videonun sonuna geldim. Yani görevin sonuna geldim aslında ama videonun girişini bu şekilde çekeceğim. Nasıl skilllerinizi 61 level, özellikle 61 leveller için app yatırmadan nasıl skilllerinizi P açarsınız, G açarsınız, hızlı bir şekilde şöyle kötürük.com'a para yatırmadan kötürük.com'a ve Münzevi nasıl kasarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Sizlere bilenler vardır. Sayfa görevlerini yapıyoruz. 61 leveldeyiz mesela. Sayfa görevlerini yapıyoruz dostlar. Sayfa görevlerini yaptığımız takdirde zaten sayfa görevleri ve karanlık millet görevleri videonun ilerisinde bunları izleyeceksiniz. Şimdi kısaca özet geçiyorum. Bunları yaptığınız takdirde size 10 adet kötürük.com'a 3 adet de Münzevi tavsiyesi veriyor. Ve bunlar depodan atılıyor. Kendi çağınızda yaptığınız görevi geçin yan çağınızda da yapın. Evet biraz uzun bir görev ama para yatırmanıza gerek kalmayacaktır. Geçin yan çağınızı da 61 level atın ya da kastırın zaten artık 3. katta falan çok hızlı kasılıyor. Her neyse onu bir şekilde halledin. Ve bu görevleri yaptığınız takdirde toplam ana çağınızı saymayız. Ana çağınızla birlikte 10, 20, 30, 40, 50 tane kötürük.com'a 15 tane de Münzevi. Çok rahat bir tane skilliniz en azından M4, M5 ise çok rahat onu grant'a atabilirsiniz. Grant'taysa hızlı bir şekilde istiyorsanız da P'ye de atabilirsiniz. Her neyse geçelim videoya izleyelim. Beğendiyseniz de bir like atın arkadaşlar. Ufaktan böyle tak. Evet arkadaşlar yeni bölümden herkese selam. Bu bölümde sayfa görevleri nasıl başlar onu anlatacağım. Ayrıyeten Marmara'nın 33. bölümü olsun mu onu düşünüyorum şu an. Bilmiyorum duruma göre ya Marmara 33 yaparım ya da sayfa görevi nasıl başlar. Sonuç olarak bizim 61 levelde kazanacağımız şey 10 tane kötürük.com'a 3 tane Münzevi. Şöyle Metin 2'ye hoş geldin. Daha hiçbir görev yapılmamış zaten çarın. Biyolog haricinde. Geri kalan görevlerini yapmıyorum. Yapmadım yani daha doğrusu. Şöyle genel görevler var. Sayfa görevleri genel görevler üzerinden gidiyor arkadaşlar. Metin 2'ye hoş geldin. Bekçiye uğra diyor. Hemen bir bekçiye uğruyorsun. Ondan sonra yine tekrardan bir bekçiye parlıyor. Okey diyorsun. Tamam diyorsun. Sana pot mot bir şeyler veriyor zaten. Vermedin lan. Ha vereceğim diyor. İlk araştırma. Yabani köpek öldür diyor. Hadi bakalım. Yabani köpekleri hemen şuradan öldürelim. Sayfa görevleri tamamen bu genel görevler üzerinden. Aç yabani mi yabani mi? No, yok normal yabani köpek. Şu an burada hile olduğu için hile değilmiş. Oto avda biri varmış. Şöyle hop yabani iki tane üç tane öldürdük. Bunlar aç yabaniymiş. Neyse. Hemen ben şu 10 tane yabani köpeği öldüreyim. Hilelerden yani yabani köpek bile bulamaz olduk ya. Böyle bir şey olur mu ya? Neredesin? Gel bakayım. Ufaklık. Ulan o kadar küçük bulamıyorsun da. Neyse bunları öldürüyorum. Geliyorum hemen. Evet dostlar şöyle 9 tane yabani köpeği öldürdük. Hemen şehir bekçisine dönüyoruz. Dönelim şehir bekçisine bakalım. Yavaştan zaten görevleri yapmamız lazım. Şöyle alıştırma görevi için şehir bekçisine dön ve rapor ver. Önemli görev. Yapmanızı tavsiye ederim. 10 tane kötürük olma. Depodan çağınıza da aktarabiliyorsunuz diye biliyorum. Henüz kendim denemedim. Fakat aktarıldığını biliyorum yani. Satıcıya dön. Satıcıya git. Gidelim bakalım satıcıya. Ne diyormuş bize? Şöyle gelelim. Devam. Bunları fazla oku. Zırh bilmem ne. Kitabı götür diyor. Kitabı babasına teslim et. Babası köydeki zırhçıdır arkadaşlar. Bu görevleri de ufaktan okumanızı tavsiye ederim. Çünkü OX görevinde falan, OX etkinliğinde falan bazen soruyorlar. Sorulan sorular arasında yer alıyor. Şehir bekçisine git. Onun yanına git ve ne olduğunu öğren diyor. Bekçinin yanına tekrardan dönüyoruz arkadaşlar. Görevleri böyle uzun uzun yapacağım. İsteyen muhabbetimiz için izler. İsteyen hani sayfa görevleri nasıl yapılır. Bütün görevlerini yapmayı bu videoda bahsetmeye çalışacağım. Ne diyor? Demircinin yanına git ve yardıma ihtiyacı var. Bir demircinin yanına uğrayalım. Hadi bakalım. Devam, devam. Kabul et. Başka görevler de vardı tabii bunların arasında. Hiçbirini yapmadığım için hepsini bir bu işi yapacağım diyelim ve hepsini biz kabul edelim. Şu yanması bir sönsün en sonunda. Heh, söndü tamam. Şimdi depocuya git geldi arkadaşlar. Depocuya hemen koşalım bakalım. Bu arada verilen şöyle şunları falan yere atmayın. Tekrar tekrar hani uğraşmayın. Şöyle depocu. Geldik depocuya. Bize ne diyor? Demirciye geri dön. Gördüğünüz gibi yani içeriğini de o kadar detaylı okumanıza gerek yok aslında. Şu genel görevler burada böyle penceresi açık dursun. Açık durması sizin için yetecektir. Zaten orada sürekli diyecek şunu yap şunu yap diye. Siz onun dediklerini harfiyen uygulayın. Tamamdır. Tekrardan açalım. Yani başka bir iyilik. Demirciye dön ve ufak bir şey diyor. Tamam. Evet. Tekrar gelen balıkçıyı bul demiş. Bakın.
Hemen balıkçıya, şuradaki balıkçıdan oluyor muydu? Ben eskiden hatırlıyorum. Amele gibi diğer tarafa gidiyorduk ama bakayım buradakinden oluyor mu? Ya belki de cidden oraya gitmemiz gerekiyordur. Emin de değilim. Yo, burada da oluyormuş. Eskiden harbiden amele gibi diğer tarafa gittiğimiz zamanlar oluyormuş yani arkadaşlar. Bundan yıllar yıllar önce tabii. Şimdi demirciye götürüyoruz hemen şöyle. Ben bir yandan da mor iksir basayım. Şöyle nerede morlar? Bir mor iksir basayım. Biraz da hızlı olsun. Evet, geldik. Tecrübe falan kazandın diyor. O ne diyor tekrardan? Şehir bekçisiyle konuş. Hemen şuradan şehir bekçisine dönüyoruz. Şehir bekçisi. Bu görevleri böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Yüzbaşıya git. Hadi bakalım. Yüzbaşıya git görevi. Geldiğine göre ufaktan bir tık görevler böyle artık hani bir şeyler yaptırmaya gideceğiz yani. Bir şeyler yapmaya, kesmeye gideceğimizin anlamıdır. Oo, hangisi şimdi bunlardan? Çete olan mı acaba? Kabul et diyelim. Yüzbaşıya git diyor. Hala daha olmadı. Onunla konuş diyor. Taze erzak mı? Getireceğim. Bunların hepsini tabii ki de kabul edelim. Şöyle yapacağım. Hala daha olmadı. Hala daha başka bir şeye geçmedi. Hala daha yüzbaşıya git var. Çünkü farklı farklı görevler bunu bilmiyorum diyeceğiz. Devam edelim. Bakalım devam. Devam. Kabul et. Abi bir ton şey veriyor ya. Ölme hastalık çocuk. Siyah rüzgar çetesini öldür. Tekrar dene. Allah Allah. Bunu mu yapmamızı istiyor aslında ya? Savaşçı olarak evet, tecrübe kazandım. Yüzbaşı görevler verecek. Onu köyde bulabilirsin. Git ve onunla konuş diyor. Hastalıklı okçularla ilgili. Buna da devam edelim diyelim. Örümceksinden olmadığını biliyorum. Demek ki siyah rüzgar çetesinin generallerini öldür. Tamam. Generalleri henüz öldürmedin. Evet. Siyah rüzgar çetesinin generallerini öldürmeye bir gidelim arkadaşlar. Dostlar sadece karakter attım. Orada oyun bir buglanmış ufaktan. Karakter attım. Tekrardan tıkladığımda birkaç bir şeylere devam devam dedim. Ve müzisyen Yuhan'ı bul çıktı arkadaşlar. Komşu köyde hemen buradan ikinci köye gidiyoruz. İkinci köye koşalım. Hatta ikinci köye şöyle çöle ışınlanalım. Çölden geç. Hatta öyle de yapmayalım. Daha da değişik fikirlerim var. Şuradan ikinci köye direkt ortaya gitmenin kısa yolu arkadaşlar. Dur lan yanlış bir şeye tıkladım ha. Evet devam diyelim. Dayumi şehri diyelim. Evet diyelim. Dayumi'den de Bakra'ya geri ışınlanırız. Direkt orada oluruz. Bunlar ufak arkadaşlar tüyolar böyle hani yeni başlayan arkadaşlarımız falan hani işine yarayacaktır. Bazı dostlarımız da hani henüz bilmiyorsa ben de hani gidip gelirken falan fark ettim diyebilirim. Bakın direkt Bakra'dayız. Hani koşmaya falan gerek yok. Yuhan'ı bul demişti değil mi? Yuhan şurada bir yerde olması lazım. Evet. Elinde yay mıdır? Ne lan o? Ne diyorduk? Her neyse. Hangisi lan? Ahyun'un endişesi mi? Konuşacağım diyelim. Başka görevlerin de olması arkadaşlar tabii ki böyle işimizi biraz zorlaştırıyor. Arındırma değil lan. Arındırmaya tıkladık. Zırhlı süvariler. Devam diyelim. Devam diyelim. Bunların hepsini alın. En azından arada başka görevleri de tamamlayacağınıza eminim. Tamam. Genel görevlerle yüzbaşıya geri dön. Hemen yüzbaşıya geri dönelim. Koşalım yüzbaşına. Hadi yüzbaşında görüşürüz. Evet dostlar geldik şöyle yüzbaşının yanına. Evet tıkladık ona da. Her ne diyorsa tekrar bakalım. Tekrardan yüzbaşıya git diyor. Bak aynı görevleri veriyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ufak bitiyor. Burada oyun hafiften bir bug'a giriyor. Bir karakter atın. Hemen tekrardan açın. Düzelecektir. Hatta hiç videoyu da kesmiyorum. Bakalım düzelecek mi? Şöyle şuradan görevlerimizi açalım bakalım. Yüzbaşıya git. Evet az önce bu sayfa gelmemişti. Gördüğünüz gibi görevler gelmişti. Şimdi sayfa geldi. 10 tane Alfa Gri Kurt öldür diyor. Artık onu da videoya dahil etmeme gerek yok. Hemen gidiyorum. Alfa Gri Kurt öldürüyorum 10 tane. Tabii hilelerden bulabilirsem. Hemen öldürüp geliyorum. Evet dostlar 10 tane Alfa Gri Kurt'u öldürdük. Yüzbaşına dönüyoruz. Şöyle Alfa Gri Kurt'larda mavilerin ikinci köy girişine doğru bulabilirsiniz. Buralarda hileler çok fazla olduğu için burada hiç uğraşmayın. Ayrıca siyah metin ve savaş metni keseceğimizi hatırlıyorum sayfa görevlerinde. O yüzden biraz sonra onlara da başlayacağız. Yüzbaşına koşalım bir. Evet arkadaşlar geldik yüzbaşının yanına. Şöyle tıkladık. Bak yine olmadı görüyor musun? Dur görev tamamlandı. Yüzbaşıya dön. Bak yine vermiyor görüyor musun? Diğer görevleri veriyor. Hemen karakter atıyoruz arkadaşlar. Yüzbaşında var sanırsam bu sıkıntı. Bunu da ben de bir iki videodan izlediğim oldu daha öncesinde yaparken. Arkadaşlar bahsetmemiş hani karakter atın falan filan diye. Bazı arkadaşlarımız da hani bu görevde kalıyorlardı falan ben biliyorum. Hani yüzbaşıya geliyorum olmuyor. Lan attan bin yaptım. Ha şimdi bindi. Yapamıyoruz diye karakter atın. Bakın geliyor çok güzel. Tamam. Bunu da yaptık. Tecrübe mecrübe veriyor. Bizim için önemli değil onlar. Yüzbaşıya gitti. Tekrardan geldi. Bakalım.
Aga bak yine gelmiyor. Görüyor musun? Direkt yine karakter. Direkt karakter. Bunlar da gelmiyorsa tıkladığımızda direkt bir panel açılmıyorsa hani devam 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 gelmiyorsa okey gelmiyorsa eski görevleriniz geliyorsa direkt karakter atıyorsunuz. Tekrardan tıklıyoruz. Evet bakın devam geldi. Devam devam devam. Şimdi bize ne demiş? Genel görevdeyiz. Savaş metnini kes. Allah orada bir tane savaş metni vardı. Koş 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 koş. İnşallah biri kesmemiştir ya da hileler kesmemiştir. Orada bir iki kişi vardı ama büyük ihtimalle diyecekler ula 61 levelsin sen niye burada benim savaş metnini kesiyorsun falan diyecekler. Tabii öyle şeyler olacak. Sıkıntı yok. Nerede? Tam şurada bir yerdeydi lan. Ama burada da hile var. Bırakır mı? Aa vallahi dokunmamışlar. Kardeş kusura bakma hakkını helal et. Kesiyorum ama yapacak bir şey yok. Görevim var. BK zaten düştü çocuğa. Sıkıntı yok. Görevi abi kabul etmedi ya. Görüyor musun? Yarısında falan da canı vardı ama en azından çocuğa BK düştü. Güzel. Hem kabul etmeyip hem çocuğa da BK düşmeseydi ulan derdim kötü oldu derdim ama. Zamanında size de çok yapan olmuştur böyle. Hatta ikinci köyde falan 20 level çar kasarken gelmiştir 70 level orada sizin slotunuzu kesmiştir. Siz de demiştirsiniz büyük ihtimalle. Ulan ne oluyor falan. Adam görev yapıyor arkadaşlar. Yani ben de görev yapıyorum şu an. Benim de başıma çok geldi. Yapacak bir şey yok. Savaş metni, savaş metni. Şimdi birinci köyde savaş metni arayacağız. Şuraya bakmaya gerek yok. Orada çıkmaz. Ben bir tane savaş metni bulup geliyorum. Evet dostlar buldum bir tane savaş metnini. Hızlıdan kesiyorum şöyle. Tak 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 tak. Simyayı da açtım daha da bir hızlansın diye. Kolye molye takıl değil de zaten gerek yok. Evet, yüzbaşıya geri dönüyoruz. Yüzbaşında görüşmek üzere. Evet dostlar, geldim yüzbaşıya. Yine gelmediği için ekrana bir şey. Ben de bir karakter attım. Devam ediyoruz. Tıklıyoruz. Evet, artık sıradan Koryan taşlar bir şeyler vermiş. Şimdiki durum demiş. Krallık adasının şu anda yüzbaşıyı bul diyor. Pek barışçıl olmadığını. Bu başı yüzbaşı görevi olması lazım. Krallık arası durumun şu sıralar pek barışçıl olmadığını. Haberini almışsınız yüzbaşıya git ve daha sonra ayrıntıları verebilir. Tekrardan yüzbaşıya mı tıklayacağız? Yok. Evet daha siyameti falan kesmedik ki. Ben bir karakter atıyorum. Ben bir karakter atıyorum yine. Bu görevde en çok yapacağınız şey karakter atmak. Her geldiğinizde bir karakter atın lan. Bak şimdi ben de bir yaptım. Bir anda yüzbaşı olunca hani vahşi yüzbaşı falan mı diye kafam bir gitti ama ona daha var. Doğru. O yüzden karakter attım ve yine geldi tabii ki de ekran. Devam ediyoruz. Ne diyor bize? Müzisyen Yuhan'ı bul diyor. Yine Yuhan'a gidiyoruz arkadaşlar. İkinci köye. Yine Deomi'den ben ikinci köye bir ışınlanıyorum. Sonra geliyorum. Evet dostlar tekrardan geldik yüzbaşının yanına. Evet. Görevimizi de yaptık. Yuhan'ın yanına gittik ve geldik. Şimdi casusu yakala. Köyümüze izin ver. Biraz sonra yüzbaşıya konuş. Bak yüzbaşıya konuşa tıkladıktan sonra gelmiyorsa yine karakter. Gelmiyorsa karakter. Yani bu belki sizde olmaz. Belki benim bir görevle çakıştığı için bunu yapıyordur ama genellikle bunu yaşayacaksınız. Evet, devam ediyoruz. Beyaz zeminleri öldür görevini verdi diye biliyorum. Aynen. Bak, beyaz zeminleri öldür diyecek şimdi bizden. Beyaz zeminler için ikinci köyün girişine gitmeye gerek var mı? Gerek yok. Birinci köyde şu isimsiz çiçekler bölgesinde de var. İsterseniz de ikinci köye geçip girişte kesebilirsiniz. Ben şimdi şöyle hani hangilerini keseceğim diye bir şey yok. Kafanıza göre önüne gelen beyaz zeminleri indirin gitsin. Ben hatta büyük ihtimalle şimdi at skill'e atarak böyle aralarında dolanacağım. Şöyle bakalım kalabalık olan yerden. Şuradan başlayalım. Evet. Bir şey oldu. Ne oldu? Altın balta. Başka görev. Başka görev. Casusun maskesini düşür. Dur bakayım. Şöyle hatta şu kılıcı da değiştirelim. Tekel alalım şöyle. Skill falan atıyorum ya. Hamle aklıma geldi bir an. Dedim hani şöyle pat diye hızlıdan vurayım. Evet, süslü saç tokası. Farklı görevlerimiz de var bu arada. Onları da bir yandan bitirmiş oluyoruz. Böyle hızlıdan bir topladık. Kes bakayım, kes 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 kes. Düşene kadar arkadaşlar bunları kesiyorsunuz. Ben düşene kadar keseyim. Hatta şuraya doğru gideyim. Orada bir hızlıdan bir kesip geliyorum. Evet dostlar, mektubu buldun. Onu yüzbaşıya götür. Daha toplamaya başlarken videoyu durdurdum. Şöyle bir skill attım, düştü. Hadi yüzbaşına gidelim. Evet arkadaşlar, geldik şöyle envanterin üzerinde. Mektubumuz var. Yüzbaşı. Lan ulan nereden gitmeye çalışıyorsun? Manu var ya tam bir işkence. Neyse tamam. Tecrübe falan da aldık. Tekrardan metin taşlarını yok et görevini vermiş bize. Git ve yüzbaşıya başvur diyecek. Tabii ki de yine karakter atacağız. Artık karakter atmaktan bıktım. Bıktım. Neyse ki
Sıkıntı yok. Oyundan atma yok. Ben bunu deyince atacak büyük ihtimalle. Neyse, dur atmadı. Şu fark etmedi, daha henüz fark etmedi arkadaşlar. Her neyse, şöyle tıklayalım. Tıklanan. Evet. Evet. Şimdi ne keseceğiz? Bizden şey isteyecek değil mi? Siyah metni kes. Evet. Siyah metnin direkt çıkacağı nokta. Gidip ikinci köyde her yeri aramayın. Hiç tavsiye etmiyorum. İsimsiz çiçeklerin orada eğer hile yoksa, isimsiz çiçekler şu alt bölgesi şurada. Tam olarak şu bölgede. CH atın. Hile yoksa eğer, hani hileler kesmiyorsa. Şurada CH atın. Çok kolay siyah metni bulacaksınız zaten. Hatta yani buralardan bile bakmaya başlamak lazım. Buralarda bile denk geliyor. Biri var burada. 20 level. Neyse, o da büyük ihtimalle siyah metin kesmeye gelmiş ama. Neyse, savaş metni gördü. Onunla oyalansın, o çaktırmayın. Biz şuralara bir hızlıdan bakalım. Siyah metin varsa. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Buralarda yok. Büyük ihtimalle şu alt taraftadır. Kimse kesmediyse burada kesinlikle oluyor. Bir savaş metni daha var. Şuralarda bir yerde de siyah metin varsa çok güzel olacak. Şuraya kadar falan düştüğünü bile gördüm. Çünkü ben burada balık tutuyorum genelde arkadaşlar. Her neyse. Bu CH'de yok. Hemen bir CH atalım. Bulduğum zaman videoya girerim artık. Evet dostlar, siyah metini buldum. Yani sonunda buldum. Birinci köyde abi özellikle orada kesenler vardı. O yüzden kesemedim. Hemen ikinci köye geldim. İkinci köyde de birkaç kere CH attım. Sonunda buldum. Biraz sonra şey etkinliği başlayacak arkadaşlar. Arttırma kağıdı etkinliği başlayacağı için ben bu videoyu size demiştim. Marmara 33 olarak çekerim falan dedim videonun başında. Ama öyle yapmayacağım. Bu bağımsız bir video olacak arkadaşlar. Marmara 33 için ayrı bir video çekeceğim. Bunu çünkü şu an bitirmeyeceğim bu görevi. Bu görevi bir işte şimdi etkinlik var. O etkinlikten sonra bir etkinlik daha var. Büyük ihtimalle yarına bırakacağım yani bu videonun devamını çekmeyi. Zaten siz onu anlayacaksınız. Şimdi yüzbaşıya gidelim. Evet dostlar, geldik yüzbaşının yanına. Devam diyoruz, bize kırmızı kurdele verdi. Güzel. Para eder. Onu atalım kenara. Ayrıyetten bakıyoruz yine ne diyor. Metin taşlarının sırrı. Uriel ile metin taşlarında biraz bilgilerini Uriel ile bul diyor. Evet, sonunda yüzbaşı değil bize Uriel ile bul dedi arkadaşlar. Ayrıyetten bunlara da atlamadan yapıyorum ki çünkü takılan biri olursa en azından bu videonun ileri sarar geri sarar bir şekilde bulur. Okey diyelim. Bize ne diyor? Maymun zindanına git ve kolay maymun zindanına git ve Hasun taş anıtını bul diyor arkadaşlar. Kolay maymun zindanı ikinci köydeki maymun zindanı oluyor. Bakıyorum şu an etkinliğe vaktim var. Bunu da en azından yapabilirim. Şöyle mor iksiri de hızlandıralım. Kendimiz mor iksirimizi kullanalım. Ve gidelim şeye. İkinci köyde kolay maymun zindanına. Orada ben ezberi bilmiyorum. Kafama göre gidip son odayı bulduğum oluyor. Bazen olamıyor. O yüzden harita açacağım. Haritaya bakarak gideceğim ve bunu da videoya alacağım. Bazı arkadaşlarım çünkü haritadan anlamıyoruz diyenler olmuştu. Daha öncesinden buna benzer videolar çektiğimde. Bilmeyen, haritadan anlamayanlar bana bakarak benim gittiğim yollardan giderek en azından anıtı bulur. Öyle diyelim ve maymun zindanında görüşelim arkadaşlar. Evet dostlar, şöyle girişinde birlikte yapalım. Kolay maymun zindanı haritasını da açtım ben. Geldik şimdi. Döndük. Dümdüz gidiyoruz. Dümdüz gidelim arkadaşlar. Siz burada dönmüyorsunuz. Düz devam ediyorsunuz. Siz burada hani ben manuyla hızlı gidiyorum. Belki sizde manu olmayabilir. Geç ulan şuradan. Mesela burada kafanızı karıştıracak şeylerden biri de şunu geçtikten sonra geri atarsa bazen çift taraflı bir oraya bir oraya falan oluyor böyle bakta kalıyor falan. O zaman işte başa geri saracaksınız. Neyse. Birinciden geçtik. Hiçbir şey yapmadan dümdüz geçtik. Sağa dönüyoruz. Mecburen yol tekrardan sağa dönüyoruz. Bakıyorum ben şu an nerede olduğuma. Evet. Tekrar sol. Şöyle bir daha sol. Tekrar sağ. Zaten mecburi buralar. Hani buralarda başka bir ihtimal yok yani. Geri dönmediğiniz sürece. Şuradan da geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim bakalım. Geç geç geç. Evet geçtik. Düz devam ediyoruz. Bakıyorum bir yandan da yanlış bir şey olmasın. Şöyle tekrardan. Zaten mecburi istikamet. Hala mecburi istikamet. Devam edelim. Sersemlik kalkanımızı hala da almadığım için sersemlik yedim. Devam ediyoruz. Zaten başka bir ihtimalimiz yok. Devam, devam, devam. Evet, bak şimdi tekrar ileri bassaydım eğer beni öbür tarafa gönderecekti. O yüzden binin yaptık. Evet, devam ediyoruz. Dönüyoruz. Şuradan içeri dönmeyeceğiz arkadaşlar. Bak buradan içeri dönerseniz iş işten geçer. Tekrar karışır ortalık. Devam. Devam ettikten sonra hop sağ yapıyoruz mecburi zaten. Bu portaldan da karşıya bak.
Karşıya geçtiğimizde bizi ters olarak koyuyor. Düze bastığımız zaman evet şimdi hangi portaldayız? Buradayız. Şimdi buradan düz devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle sol yapacağız. Yandan da hala da map'e bakıyorum. Anladım bu yani. Buradan sağ yapıyoruz. Zaten sonra çok az kaldı. Şuradan falan dönmüyoruz arkadaşlar. Düz devam, düz devam ve yine buradan da dönmüyoruz. Düz devam. Son odadayız. Hadi be geç şuradan. Portaldan geçtik ve son odadayız arkadaşlar. Şu anıta tıklıyoruz. Kopyaları çıkar diyor. Bakalım bize bir şey verdi mi? Bize bir şey verdi mi? Yüzbaşıyı bul falan diyor mu? Bakalım. Gerçekten de kumandanın kopyası Uriel'i. Ha notları Uriel'e götür diyor. Aynen tamamdır. Şimdi buradan direkt çıkabiliyor muyduk? Bakalım bakalım. Evet çıkıyoruz. Kağıt falan ışınlanma yüzüğümüz var mı? Hemen şöyle ışınlanma yüzüğüyle. Ha onu burada kullanamazsın. Çok güzel. O zaman burada ölümü bekliyoruz arkadaşlar. Otomatik bot mu var bende? Kapa kapa kapa. Hemen ölelim. Bütün her şeyi çıkardığımız için hemen ölüyoruz zaten. Hadi bakalım Uriel'de görüşmek üzere. Evet dostlar geldik Uriel'in yanına. Artık sayfa görevlerindeyiz. Zaten sayfayı bul dedi bize. Ve tamam dedik. Geldik. Metin taşlarının sırrı. Malfoy çözmek için ona ihtiyacı var. Serunk Vadisi'ne git ve Seun Rong taş anıtı üzerindeki yazıtlara bak diyor. Hemen buradan vadiye ışınlanalım. Bu anıt neredeydi arkadaşlar? Tapınağın arkasındaki anıt olması lazım. Hatta bakalım. Map'te evet pırpır ediyor zaten ötüyor burada diyor ben buradayım diye koşalım hadi bak. Evet dostlar vadide geldik tapınağın oradaki anıta tıklıyoruz ve kopyasını çıkar diyoruz bunların bir tanesinin tamamdır. Uriel'e geri dönüyoruz arkadaşlar ve bunu da halletmiş oluyoruz. Evet dostlar geldik Uriel'in yanına tıklıyoruz ve baya bir tecrübe 1,5 milyon tecrübe 20K'da para verdi bize. Şöyle görevlere tekrardan tıklayalım genel görevler gizli kitap diyor Uriel'le konuş. Uriel'e git falan filan. Devam diyelim, devam diyelim. Okey. Hızlı hızlı. Bunları isterseniz siz okuyabilirsiniz. Hikayesine dahil olmak için oyunun. Ama bizim işimiz şu an hızlı hızlı görevleri bitirmek. Hatta gidersen daha hızlı olur diyor. Ne diyor? Uriel kendisi seyyar satıcıya konuş diyor. Seyyar satıcı bu konuyu ikinci köyde bulabilirsin. Seyyar satıcıya gideceğiz arkadaşlar. Fakat etkinlik başlayacağı için ben şimdi etkinliğe geçeceğim. Videonun devamını artık yarın çekeceğim. Siz tabii bu aradaki farkı bir saniye falan olacak. Hadi bakalım. Evet dostlar geldik şimdi. Devam etmeye göre ve yani. Neydi bunun ismi? Seyyar satıcı. Tıkladım aslında ama ha kılıç olayı değil mi? Evet. Bunda kılıç olayı başlıyor. 20 tane gümüş kılıç artı 0 al diyor. Şimdi gidiyoruz. Yani 20 tane buraya sığacak mı acaba? Denememizi yapalım. Silah satıcısından alıyoruz arkadaşlar. Eskiden bunu yıllar önce oynadığımız zaman şu an yıl 2020. Eskiden bunu oynadığımız zaman arkadaşlar bunlara para bulamıyorduk tabi. Tanesi 5K fazla geliyordu. Ta ben ama bahsettiğim ta oyunun ilk yılları. O yıllarda bunları yerlerden biriktirmeye çalışıyorduk. Her neyse. Devam edelim. 1, 2. Artık hızlı da aldırmıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yerimiz yok dayı. 16. Şunu şuraya al. 17 manuya bin. Şuraya al. 18. Yani bir depoya uğramam gerekecek. Ben bir 20 yapıp geliyorum. Evet dostlar 20 tane yaptım ve seyyar satıcının yanına geldik. Hadi bakalım devam diyelim. Ne diyor? Voyant mıydı bilmem ne. Cart curt bir şeyler. Biz şuradan bakıyoruz. İlk sayfayı ara. Seyyar satıcı Voyant'ın dibindeki eski bir sayfayı görün söyle. Violent'a git ve orada mıymış bak. Hadi bakalım. Evet dostlar bu arada Violent'ın nerede olduğunu söylemeden direkt geldim ama birinci köyde şöyle anıt. Bildiğimiz anıt yani. Şurada haritada da göstereyim şurada. Evet burada dedik anıt burada. Zaten bize şöyle gördüğünüz gibi günlük sayfasını verdi. Şimdi genel görevler ilk sayfa. Seyyar satıcıyı takip et ve takip ettim ve kayıp sayfaları buldum. Bilge Uriel'e götür. Hemen Uriel'in yanına gidiyoruz ve teslim ediyoruz. Evet dostlar geldik Uriel'in yanına tıklıyoruz ve ilk sayfa tamam devam. Bunları okuyabilirsiniz dediğim gibi hikayeye dahil olmak için ama bizim şu an amacımız hızlı hızlı görevleri yapmak. Bize Tanrıçanın gözyaşını verdi. Onu gözünün önünde atıyoruz. Al bunu diyoruz. Avcıya git. Bu ikinci köyde Seyis'in arkasındaki avcı olması lazım. Hemen şuradan ikinci köye şöyle benim için ikinci köye gitmenin aslında en kolay yolu. Yok bir çölü. Aa oyundan at. Ya Rabbi.
Hızlı dedik. Evet dostlar, avcının yanına geldik. Şöyle. O hangisi lan bunlardan? Bu mu? Galiba bu değil. Kaçak mı? Bu da değil. Heh, tamam geldi. Onları şey yaptıktan sonra geldi. İkinci sayfayı ara. Avcı söylediği elit ork büyücülerini Ejderha Vadisi'nde bulabilirsin. Onlardan ikinci sayfa buluyor. Elit ork büyücülerini öldür. Hadi bakalım hemen şuradan ışınlayıcıdan elit ork büyücüsüne, hani onu kesmeye gidelim. Yavaş yavaş bu görevleri halledeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar, elit ork büyücüsünden şöyle sayfayı düşürdük. Hemen verelim. Devam diyoruz, devam diyoruz. Bunları okumaya gerek yok. Tecrübe bak. Tecrübe biraz riskli ha. Yani 61 levelseniz ve tecrübeniz sonlardaysa aman diyeyim, bağışlamayı unutmayın. Neyse. 3. sayfa için 40 seviyeye ulaştım diyor. Zaten biz onu çoktan geçmiştik. Ne diyor? Yapılan tecrübe bir sonraki Hwang Tapınağı'nda yaşayan kibirli karanlık fanatikler diyor. Bu niye pırpır ediyor lan? Neyse. Kibirli karanlık fanatik öldürmeye tapınağa gidiyoruz arkadaşlar. Hemen tapınağa. Şeytan Kulesi'nden ölmeyeceğim. Direkt koşarak gideceğim. Dedim yine oyundan attım. Ben bu videoya girene kadar hiçbir şey yok. Girince oyundan atıyor arkadaşlar. Neyse ben gideyim. Kibirli karanlık fanatik. Tapınakta zaten bunu göstermeye gerek yok. Gidip onu öldüreyim. Sayfayı düşüneyim. Evet dostlar, şöyle tapınağı otava bırakmıştım çarı. Düşürdü. Bir 5 dakika falan sürdü düşürmesi. Fazla da uzun sürmedi. Aa, ETP düştü. Şimdi gidelim. Uriel'imizin yanına şu sayfayı hemen verelim kendilerine. Evet arkadaşlar, Uriel'e geldik. Tıklıyoruz şöyle hızlıdan hızlıdan. Tamamdır. Bunun için de bir tecrübe aldık. Bu arada ben şunu bir bağışlayacağım ya. 11 level oldum önce bu arada. Her neyse. Tıklıyoruz. Tekrardan Yonk Biçölü'ne. Bize ne diyor? Uriel bir diğer sayfa. Yonk Biçölü'ndeki maymun ne olduğunu düşünüyor. Orada 4. sayfanın olunca anıt var diyor. Yonk Biçölü'ndeki maymun zindanını bul diyor. Bu hangisi oluyordu? Orada iki tane maymun zindanı yok muydu acaba ya? Yonk Biçölü'ne git bakalım. Maymun zindanı var. Neyse. Bir Yonk Biçölü'ne gidelim. Haydi bakalım. Şimdi ısınırken inşallah atmaz. Bu ara oyunda o problem var ama. Hadi bakalım. Atmadı lan, güzel. Evet arkadaşlar, şöyle maymun zindanı haritadan da göstereyim. Şu maymun zindanına geliyorsunuz. Hadi bakalım girelim. Evet dostlar, şöyle bir haritayı buldum. Normal zindan haritası olarak da bulabilirsiniz. Veya videoyu izleyerek de takip edebilirsiniz. Şimdi giriş. Buradan girdik arkadaşlar. Çöl. Çölden girdiğimiz zaman bir yandan haritaya bakacağım. Ben de ezbere bilmiyorum. Buradan dönmeyin diyor. Düz devam edelim. Devam edelim. Şu portaldan geçiyoruz. Evet, portaldan geçtik. Devam. Devam. Buradan sol yapıyoruz. Şurada bir sola giriş var. Biz oradan girmeyeceğiz. İleriden döneceğiz. Hadi bakalım. Bütün detaylarıyla olsun istiyorum arkadaşlar video. Yine devam. Şurada portaldan geçeceğiz yine. Geç. Şu portallar çok sıkıntı ya. Bak mesela yamuk falan çıkarıyor bizi. Her neyse. Kafayı karıştırmaya gerek yok. İki tane burada anıt var arkadaşlar. İki anıta da tıklayacağız. Su anıtı ve bu anıtı mı ne, öyle bir şey. Neyse, bunlardan devam ediyoruz. Devam 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 devam. Hiçbir yere zaten sapma ihtimalimiz yok. Geri dönmediğimiz sürece önümüze portal çıkana kadar devam. Hadi bakayım. Zaten hemen şurada da o nasıl bir sersemlik atmadı böyle, geri çekti. Evet, burada bir tane anıt var zaten arkadaşlar. Bu bakıyorum Va anıtı yazıyor. Aynen, Va anıtı zaten burada üzerinde de yazıyor. Va anıtına tıkladık. Devam ediyoruz. Bakalım neredeyiz. Dümdüz devam. Burada arkadaşlar, işte buradan dönüyoruz. Sola. Tekrarsa dümdüz devam 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 devam. Devam ediyoruz. Bakalım bir şeyleri şaşırmamam lazım. Evet, şu an buradan geçtik portaldan. Portaldan geçtikten sonra ikinciden döneceğiz arkadaşlar. Öyle gösteriyor. İnşallah doğru biliyorumdur. İkinciden döndüm. Dümdüz devam ediyoruz. Şurayı döndüğüm anda tekrar sola dönmemle portala, evet, anıtın orada olması lazım dedim. Anıta tıkladık. Bize sayfa olarak da verdi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birinci köye Uriel'in yanına dönelim. Hatta bakalım. Dördüncü sayfa işi Uriel'e götür diyor. Tamamdır. Uriel'de görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik Uriel'in yanına. Tıklıyoruz. Tık 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 geçiyoruz böyle, geç geç geç. 2 milyon tecrübe, 50K ayrıca sihir kutsaması. Yani sihir kutsaması da çok da gerekliydi. Şöyle. Tekrardan ne diyor, bir dakika, göreve tıkladık. Ne diyor? Yüzbaşıya git ve olup biteni öğren diyor. Yüzbaşına bir gidelim. Yüzbaşına büyük ihtimalle görev gelmeyeceği için ben yüzbaşına giderken karakteri atıyorum. Yüzbaşı çünkü ben de bug'lı arkadaşlar. Daha önceki görevlerden dolayı illa bir karakter istiyor.
Hadi bakalım neymiş. Neyse ki hızlıdan atabiliyoruz şöyle karakteri. Tıklayalım bakalım. Yüzbaşı. Aa çıkmadı. Köydeki yabancılar. Devam. 750 tecrübe puanı alırsın. Nakajima'ya git diyor arkadaşlar. Yüzbaşı'yı Nakajima'ya anıtları son hemen arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. Nakajima'yı bilmeyen arkadaşlar belki vardır. Ya büyük ihtimalle herkes biliyordur ama. İkinci köyde alt tarafta onun en kolay gitme yöntemi arkadaşlar. Şuradan şöyle yapacağız. Ya yine oyundan atacak diye çok korkuyorum. Şu 2 gündür her ışınlanmada oyundan falan atıyor. Neredeyse. Az önce de video dışındayken yine attı. Tekrar tekrar atıyoruz ama şu an atmadı. Çok iyi. Şahane. Nakijima şurada arkadaşlar. Nakijima'nın tam olarak yeri şey değildir. Hani şuralarda genellikle dolaşır. Hemen gidiyoruz. Video. O genel atmışlar buraya. Bakın güzel. Hile falan bırakıyorlar ya buraya. O yüzden. Her neyse. Bak Siyah Metin. Siyah Metin görevinde var ya. Ne aradım bunu. Zor buldum. Şimdi de burada. Nerede Nakijima? İşte burada. Nakijima'ya bir tıklayalım bakalım. Evet. Köyde bilmem ne. Yabancı mabancı. Okey okey okey. Tekrardan hala da. Kaçak bu da büyük ihtimalle ikisinden bir farklı bir görev de olabilir. Genelde vahşi yüzbaşıları öldür. İşte gerçekten illet bir görev şimdi arkadaşlar. Vahşi yüzbaşı bildiğiniz üzere ikinci köyün çeşitli köşelerinde, ücra yerlerinde çıkıyor. Yani en ulu ortada da çıkabiliyor. Millet de kesebiliyor. Böyle saçma sapan arkalarda bir yerde de çıkabiliyor. Ben biraz arayacağım arkadaşlar. Fazla hani şu an buna vakit ayıramayacağım. Yine bu videonun devamını artık yarın falan çekerim büyük ihtimalle. Bu arada yüzbaşı her kestiğimizde hani sayfa düşecek diye bir şey yok. Aynen bir önceki görevlerde nasıl elit orkları falan kestik. Bayağı kestik düşmedi. Ork büyücüsü pardon elit ork büyücüsünü kestik kestik düşmedi. Bu da aynı şekilde olabiliyor. Tamamen şansa bağlı. İnşallah diyorum herkesin şansı böyle bol bol olur ki. Çünkü gerçekten zor bir görev. Bulması zor. Vahşi yüzbaşıyı buluyorsun. Bulduğun zaman buldum. Gerçekten buldum. Hani bulduğun zaman düşme olayı var. Ben şöyle bir eldiven takacağım. Belki diyorum hani hiçbir şeyi yoktur büyük ihtimalle ama ufak da olsa belki bir şey olur faydası diye eldiveniniz varsa takmanızı tavsiye ederim. Yüzbaşı şöyle simya mimya kapalı bunlar bunlar hiçbir şey bilerek takmıyorum ki. Yani yavaş yavaş kesmek her zaman daha bir uğurlu gelmiştir bana dedim ama gelmedi. Olmadı be. Yanındaki slotları da kesmenizi tavsiye ederim ki yeniden yüzbaşı doğsun burada. Ben şimdi burada biraz CH atacağım arkadaşlar. Yüzbaşıyı kesmeye çalışacağım. İnşallah. Evet dostlar. İkinci yüzbaşında sayfayı düşürdüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bayağı can sıkan bir görev olabilirdi bu bizim için. Eldiveni takarak kestim. Belki ondan çabuk düşmüştür bilemiyorum. Size de tavsiyem eldiveniniz varsa takın. Hadi Uriel'e. Evet dostlar. Uriel'imizin yanına geldik. Evet devam diyoruz. Devam diyoruz. O bize sayfada yazanları falan okuyor. Sihir kutlaması falan verdi her zamanki gibi. Devam diyelim. 6. sayfa. Örümcek zindanına git diyor. Örümcek zindanında bize bir o agresif örümcekler var ya onlardan kestirmesi lazım. Öyle hatırlıyorum. Yoksa tapınak oradaki şey miydi yoksa? Anıt pardon bu anıt. Ama bir örümcek keseceğimiz görev de olması lazım. Bu anıt görevi arkadaşlar. Gidelim hemen anıta. Yılan Vadisi. Evet, Yılan Vadisi'nden hemen geçelim şöyle şeye. Şöyle çölden de örümcek zindanı. Zaten yan yana bilmeyen yoktur. O zaman anıta tıklamaya göstermeme gerek yok sanırsam. Örümcek zindanının içinde zaten hemen ileride anıt var. Anıta tıkladım. Uriel'de görüşelim. Evet dostlar geldik. Uriel'in yanına tıklıyoruz. Devam 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 bunları geçiyoruz hızlıdan. Bu arada birinci küp doldu. Bunu acilen göndermem lazım. Unuturuz falan. Yuan'a git diyor arkadaşlar. 7. sayfaya başlıyoruz herhalde. Yuan'a git. Hadi bakalım. Yuan da biliyoruz. İkinci köydeki sazcı kardeşimiz. İkinci köye Deomi'den ışınlanacağım. Koşmak istemiyorum artık. Çünkü bu görevleri yaparken en büyük sıkıntı arkadaşlar. Oradan oraya git, oradan oraya git. Yani bildiğin ayak işi yapıyorsun. Başka bir şey değil. Bir de gerçekten bayağı vaktini alıyor. Hani bazı internette videolar izlemiştim. Adam diyor 3 saatte bitiriyorum bir çarınkin diyor. 3 saatte bitecek bir şey değil arkadaşlar. 3 saat aralıksız bile yapsanız oradan oraya git, oradan onu yap falan filan bilmem ne düşmüyor. Düşmediği zaman sıkılıyorsunuz. Belki yani harbiden çok çok şeyseniz sabırlıysanız 3 saate belki de bir de şanslıysanız sığabilir ama zannetmiyorum ki kimse otursun 3 saatte bunu bitirsin. Genelde herkes bir 2 saatini ayırır. Sonraki günde 2 saatini 3 saatini ayırır. 2 güne böler çünkü sıkıcı da oluyor. Her neyse Uriel. Uriel'e bir ne diyor? Uriel dedik. Yuhan dedik ve oyundan attı abi. Çöl aydutu kesme görevi vermişti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gideceğim şöyle çöl aydutu düşüreceğim ve çöl aydutundan
Sayfa düşene kadar keseceğim işte, yani bu kadar. Yine gideceğiz, vereceğiz. Evet dostlar, Alinam yeni bölümden selam. Bu bölümde şu geri kalan görevleri yapıyorum. Bu arada otomatik hava görevi seçiyorum. Slotun çıktığı yere otomatik hava bırakıyorum. Mesela şu an kral akrep bıraktım oraya. Çatır çatır kesiyor arkadaşlar. Ninja'nın kolaylığı harbiden büyük kolaylık. Tek tek kesmekle uğraşmıyorsun. Yani savaşçı falan da tabii otomatiğe bırakırsın ama bunun kadar hızlı olmuyor. Hatta şu an Like'ını da bırakıyoruz. Bunun kadar hızlı olmuyor. Ninja olduğu için hareket etmeden tak 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 kesiyor. Bu arada şöyle yavru örümcek dönüşüm küresi düştü. Belki para eder. Bilmiyorum eder mi etmez mi. Şu anki piyasayı falan, hani dönüşüm küreleri çok ucuzdu ama insanlar yavaş yavaş artık tabii boss falan yapmaya başladı. Hani buraya app yatıranlar veya burada hani yaptığı çarıyla geçeceği serverda hani oynamak isteyenler bir şeyler yaptı arkadaşlar. Ben buradan sadece hani çarı taşıyacağım. Onun dışında hani bir ufaktan çarımız olsun. Biz de burada oynayalım. Battle Royale modunu bir görmüş olalım diye geldik. Hani benim amacım özellikle ben bu çarı taşıyacağım, ben bunu geçirdiğim serverda oynayacağım gibi bir şey var, bir şey hani bir düşüncem yoktu. Hala daha yok. Ben burada hani ufaktan gelişeyim. En azından bir 60 level, 50 level bir çarım olsun, bir tane ninjam olsun. Onu da tatmış olalım. Ayrıyetten de Battle Royale modunu oynamak için de buraya gelme amacım. Tabii taşıyabilmek için de görevleri yapıyoruz. Her neyse, görevler bu şekilde gidiyor. Aslında bir Battle Royale atsam mı? Çok da emin değilim. Neyse, bu videonun ilerleyen dakikalarında bir Battle Royale atarız. Şöyle 5 kaldı, 4 kaldı bakayım. Oo, güzel kesiyor. Şurada da var 2 tane. Güzel güzel. Çok hızlı bir şekilde görevleri yapıyoruz dostlar. Yapmaya devam edelim biz. Evet dostlar, bitirdik görevi. Şöyle tecrübe puanı da aldık. Bu arada level atlamak üzereyiz. 34. göreve başla. Kral Akrep 40 tane. Tabii ki de çöldeyiz. Hani başka yere gitmeye de gerek yok. Kral Akrep kesmeye devam ediyoruz. Bu arada 51 level olacağız. Harbiden güzel de kastık yani. Çok güzel. Şimdi 34. görevi de yapalım. Ben bu görevlerde arkadaşlar en azından bir 40'a kadar bitirmek istiyorum. 40'ın dışında geri kalan diğer görevlerden de bir 10 tane zaten yapmış olacağız. En azından basit görevleri zaten yapacağım. Getir götür ayak işleri, birinci köylük görevleri. Her neyse, devam. Evet dostlar, Çurayüt'ü kestim. Biraz beni zorladı ve sonunda sayfayı ele geçirdim. Hemen bakalım şöyle görevlere. 7. sayfayı buldun. Nereye gidiyor? Yuhana git ve doğru olduğunu söyle. Yuhana gidiyoruz. Bakın, burada yanlış olup tekrardan Uriel'e gidip ya niye olmuyor demeyin. Her zaman şuna bir tık bakın yani. Çünkü bir Uriel'e gönderiyor, bir yüzbaşına gönderiyor, bir Yuhana gönderiyor. Yani siz o yüzden onu kontrol etmeyi unutmayın dostlar. Şimdi Yuhana gidelim. Yuhan'da görüşürüz. Evet dostlar, Yuhan'ın yanına geldik. Tıklıyoruz. Bakalım. Ne dedi? Ne dedin abi? Ne dedin ya? Uriel'e git. Evet, Yuhan'a tıkladık ve Uriel'e depar atıyoruz. Evet arkadaşlar, Uriel'in yanına geldik. Tık tık tık. Geçirelim şunları. Hadi bakayım. Devam devam devam. Ve bunu da hallettik. Biraz tecrübe verdi. Bizim için önemli değil. Zaten XP'leri bağışlıyoruz. Yılan savaşçıları öldür. Evet. Günlükte kara büyüğünün yılan kılıççı ve yılan okçu. Bakın arkadaşlar, yılan kılıççı ve yılan okçuyu öldür diyor. Tekrardan gidiyoruz. Yılan kılıççı ve yılan okçuları öldürmeye. Çöle. Yani onun yanında çöl aytunu kesiyorduk zaten kardeşim. İkisini bir çıkarsaydı ya aradan. Keşke öyle bir şey olsaydı. Neyse, gidelim. Sayfamızı düşürelim, gelelim. Evet dostlar, videonun geçmiş dakikalarında bahsetmiştim. Tekrardan söyleyeyim. Eldiveni taktığım anda düştü. Eldivensiz biraz kestim. Deneme yaptım. Bakayım atacak mı diye. Eldiveni taktım ve ilk çektiğim iki grubu daha kesmesini bitirmeden attı arkadaşlar. Eldiven çok önemli. Tekrardan söylüyorum. Hadi bakalım, gidelim buna da. Bakalım Uriel mi diyor bu sefer. 8. sayfayı buldun. Uriel'e dön. Bilge Uriel'imizin yanına dönelim artık. Evet arkadaşlar, Uriel'in yanına geldik hızlıcana. Şöyle tamam. Devam. Okey. Ya, geç. Güç. Tamamdır. Biz ayrıca ne veriyor? Cesaret pelerini vermiş. Ver ver onlar. Çok da önemli olmayan şeyler. Uriel'in sayfası için ne diyor? Uriel'e git. Tamam. Gördüğünüz gibi bak, Uriel'e git diyor. Yok lan, bir dakika ya. Lan, görevi ver dedim bize. Şimdiye kadar anlaşmaya göre örümcek zindanına işaret ediyor. Kong da ona git ve kibirli zehirli örümcek öldür. O zaman gidelim. Örümcek zindanı. Arkadaşlar, fazla zamanımı almadı. Yani fazla uzun sürmedi. Tabii ki eldiveni taktım. Hep keserken. Eldiven taktığınız zaman şu agresif sotlar zaten. Hani durum bir odada sürekli geliyor. Yenisi doğuyor, geliyor. Kesin ben toplamda 5 grup belki kesmedim bile yani. O kadar kısa sürede hallettim. Işınlanma yüzüm nerede benim ya? Işınlanma yüzüm nerede? Tamam. Buradan direkt ışınlanalım Uriel'in yanına. Ve bu görevi de hallettik. Çok 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 çok. C1 olduğu için ufaktan böyle şeyler oluyor. Çok aktif çünkü şu an. Herkes VS falan atıyor. Her neyse, devam. 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 Evet. Bize ne verdi? Oo, bayağı tecrübe verdi arkadaşlar. Hızlıdan şunları şöyle bir bağışlayayım da ben. Sonra yanlışlıkla level falan atlarız.
Buzdağındaki izler diyor. Şimdi sıradaki görevimiz arkadaşlar. Ne diyor? Düşman ordular salonunda birbirine savaşıyor. Günlüğün sayfalarını muharebeyle ilgili ipuçları orada. Bu görev neydi acaba? Bir bakıyorum. Evet dostlar, şöyle salon dağına geldim. Zaten şurada gördüğünüz üzere parlıyor eski kutular falan, burada da yazıyordu ya başlıkta. Ben bu görevi bayağı uzun zamandır yapmadığım için dur lan, yanlış göreve tıkladım. Tamam, al aç kurt al. Genel görevler. Ben bu görevleri hani yıllar yıllar önce yapmıştım. Öyle diyebilirim. O yüzden tabii unuttuğum noktalar oluyor. Ama baktım zaten eski kutu ve kağıt yığınları. Şu köşeye gidiyoruz hemen. Bayağı da bir yolumuz var. Gidiyoruz. Tıklıyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar. Aldık. Tıkladık. Geldik. Uriel'e. Yine Uriel'imize tık 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 tık. Yarım eksperdi. İyi. Sıkıntı yok. Şunu at yere gitsin. Hatta şu bilye kralı sembolü, bunu da at yere gitsin. Nuara gidiyor lan. Neyse. Gizli kitabın sayfaları. Ne demiş? Yasaklanmış büyü örümcek bölgesinde tamamlanmamış. Diğer parçaları alınmasın. Belki de sayfa bilgiyi zehirli pençe örümceğinden edinebilirsin diyor. Zehirli pençe örümceği kes. Evet dostlar, örümcek zindanına geldik ve daha girdiğim gibi ilk kestiğim gruptan düştü sayfamız. Tekrardan dönüyoruz Uriel babamızın yanına. Artık akraba olduk. Gide gele bu görevde akraba olduk arkadaşlar. Geç be kardeşim şuradan. Gidelim. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik oraya. Hızlıdan geçiyoruz şöyle. Ulan iyi, çok bir şey vermedi herhalde ha. Tırstım yani. 1,5 küp XP'miz var. Kalsın. Bunu bas gitsin. Gereksiz bir şey zaten. Tekrardan bakıyoruz. Aa, genel görevler parlamıyor. Niye parlamıyor? Sayfayı verdik. Niye parlamıyor? Bundan sonra başka bir şey yapıyorum. Bir saniye, hemen geliyorum. Dostlar karakter attım, geldim. Kesinlikle burada karakter atmanız gerekiyor. Gelmiyor. Aynı biyolog demişim. Yüzbaşında hani başta bug olmuştu ya. Onun gibi bir durum söz konusu burada da. Bir karakter attım, geldi. Anıtı ara. Ne demiş? Sinso krallığının Johan bölgesinde olmalıdır diyor. Özetle Yongan'a git ve ihtiyacımız olan ipuçlarını bul. Real düşüncesindeki ipuçların anıtları civar çerçevesinde falan filan. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Johan'a gidelim. Yongan'a daha doğrusu. Oradan anıta tıklayıp gelelim. Evet dostlar, geldik kırmızı bayrak. Birinci köy. Bak, tıkladıktan sonra da bu yanmaya devam ediyor. Neyse. Aldık mı sayfayı? Aldık. Sayfayı aldığımıza göre mekanımıza, köyümüze dönelim, buraya elimize. Hatta buradan da bakalım tekrardan sizinle birlikte. 12. sayfayı buldun. Ve Uriel'in yanına dön. Dönelim Uriel dedemizin yanına. Artık yaşlandı yani. Görev o kadar uzun sürdü ki. Baba değil artık, dede diyeceğiz ya. Sevgili dostlar, geldi Kuriyel dedemizin yanına. Tıklıyoruz. Okey, tamam. He, 2 küp doldurdun valla. Lan vallahi. Boş boş bize eksik bağışlıyorsun. Başka bir şey değil. 12 level oldu ya. Lonca'ya 12 level yaptık ya. Her neyse. Şimdi sıradaki görevimiz. Bu yanıp yanıp sönüyor. Bunları bir türlü söndüremedik ya. Genelde son sayfa arkadaşlar. Bu son sayfa. Bundan sonra karanlık millet görevini yap. Karanlık millet mi? Öyle bir şeydi. Onun görevini yapacağız. Gizli bir tapınaktaki gulyabani olması lazım ama bakayım ne diyor. Evet, birkaç gulyabani öldür diyor. Hadi o zaman tapınağı direkt olarak şöyle şeytan kulesine ışınlanalım. Daha hızlı olacaktır. Şeytan kulesi. Gulyabanileri keselim. Düşünelim. Gel. Dostlar geldim, böyle 2-3 tane kestim. Ekrana bir yazı geldi. Tapınağın arkasına gitmen lazım diye. Yani sayfa direkt olarak envantere gelmiyor. Onu söyleyeyim. Tapınağın arkasına gitmen lazım yazdı ve direkt haritada parlıyor Gumanıtı. Gumanıtı zaten Şeytan Kulesi'nin direkt arkasında. Hemen sizinle birlikte çıkalım. Videoyu bölmeyeyim. Belki bazı arkadaşlarımız hani anlamamıştır. Bilmiyordur, ne bileyim. Görmüş olsunlar. Şöyle hızlıdan çıkalım yukarıya. Hadi bakayım. Evet, tam olarak bu kulenin arkasında arkadaşlar. Ona zaten şöyle yandan geçebiliyorsunuz. Ve anıt burada. Tıklayalım. Büyük ihtimalle direkt olarak zaten sayfamızı verecek. Evet, aynen öyle. Günlük sayfamızı verdi. Hemen ışınlayıcıdan Uriel'in yanına dönelim arkadaşlar. Geldik Uriel'imizin yanına. Tık tık tık. Evet, böyle hızlı hızlı Enter'la da geçebilirsiniz. Tamamdır. Bu da bitti. Yine bayağı bir XP verdi bize. Bunları bağışlamayı unutmayayım. Yanlışlıkla 60'lık falan olmayayım daha sonrasında. Şöyle bir tane de 3 saatlik liderin kitabı vermiş. Şunu da arkalara atayım. Çar falan kasarken lazım olur. Genelde öyle. Yeni bir iz. Sayfa görevleri bitti. Şimdi sırada devamı aslında. Eski günlükte sayesinde hikayeyle ilgili başka bir şeyler oraya gidip ayrıntılı bilgi alıyor. Tıklıyoruz. Gelmiyor. O zaman her zamanki taktiğimiz, karakter atıyoruz arkadaşlar. Atalım karakteri. Hemen hiç beklemeden, hiç videoyu bölmeden attık karakteri. Uriel'e tıklayalım. Evet. Devam.
13. sayfayla aniden hikayeyi hatırlıyor musun diye. Aslında az önce son sayfa demişti. Bunun devamı. Okey mokey dedik, hızlı hızlı geçtik. Karanlık Millet 1. Evet, Karanlık Millet 1 için ne diyor? 7 ejderha rahibesi Karanlık Millet mensubu. Soğanlu'ndaki eski mezar taşını inceliyor ve Karanlık Millet'in başkenti önceden tekrar Uri ile konuşuyor. Yani bizim yapacağımız şey Sahon Dağı diyorsa arkadaşlar. Direkt Sahon Dağı'na ışınlanıyoruz. Işınlanalım. Arkadaşlar şöyle daha geldik. Şu alt bölge. Hemen onu da göstereyim. Ne aldık? Karanlık Millet'i mezar taşını buldun. Şimdi kopyasını bunu Uriel'e götür diyor. Bize bu sefer şöyle yazıt kopyası verdi. Yani bu bildiğimiz bilinmeyen ilaça benziyor şekli. Ama yazıt kopyası. Onu söyleyeyim. Diğer sayfalar gibi değil. Her neyse koşalım tekrardan Uriel'in yanına. Yavaştan görevin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like atın. Eğer kanala abone değilseniz yeni serilerimiz falan da var. Şu an hani Marmara'da oynuyorum. Belki siz bu videoyu bir yıl sonra izleyeceksiniz. Farklı bir yerde oynamış olurum. Hani Metin 2'ye devam ediyoruz. Neyse. Lafı uzatmayalım. Zaten video bayağı uzun olacak. Devam. Evet arkadaşlar, Uriel'in yanına geldik. Tıklıyoruz, nihayet falan diyor. Lan sanki daha 5 dakika oldu. Bu neyin afrası tafrası? Yine XP bağışlıyoruz. Bağışla gitsin. Evet. 10 tane kötü ruh kovmamızı elde ettik arkadaşlar. Şimdi sırada müzevi olması lazım. Şöyle genel görev. Karanlık madde 2 oldu görevimiz. Uriel'le hayalet ormanı falan filan bilmem ne cart curt. Konuş mu diyor, karanlık orman diyor. Onu terk ediyor. Kötü ağacı bul. Konuyla Uriel'le görüş. Videodayım kardeşim, videoda. Neyse arkadaşlar, heh, başladım diyor kardeşim de oradan. Şimdi işte birazcık şey bir görev. Otava bırakarak yapılacak bir görev. Hadi geçelim yavaş. Evet dostlar, şöyle bir taneyi düşürdük. Uriel'e çevirisini falan filan bilmem ne yap diyor, tamam mı? Bir tanesi düştüğü zaman arkadaşlar, ben bu arada pelerin bastım, bayağı hani hızlı şekilde düşürdüm. İsterseniz otomatik havada bırakırsınız. Bir tane düşürdükten sonra arkadaşlar Uriel'in yanına gidiyoruz. Bunu teslim ediyoruz ve 9 tane daha düşürüyoruz. 9 tane gözünüz korkmasın. Hani toplamda 13 sayfa görev yaptık. Hani 9 taneyi düşüreceğiz falan gibi bir, hani gözünüz korkmasın. Otomatik hava bırakın, zaten kendisi düşürecektir. En kötü bir yarım saatte, bir saatte düşürür yani. Siz yeter ki öyle bırakın. Bakalım ne diyor tekrardan şöyle. Karanlık madde 2 bilmem ne tat tut yine bul diyor yani kısacası. Olay bu. Hani burada gözünüz korkmasın. Hatta görevin hani şey olup olmadığını ben de hani yıllardır yapmadığım için söyledim az önce de zaten. Şöyle bir karaktere tekrardan tıklayalım. Hani içimiz rahat etsin. Tekrardan bir tıklamış olalım. Bazen biliyorsunuz geliyor gelmiyor muhabbetleri. Şöyle bir kere daha şuna bir tıklayalım. Çünkü ışığı bir türlü söndüremedik. Evet, başka bir şey yok. Hadi bakalım gidelim o zaman. Bu arada zaten 60 level üzeri her türlü zaten olacağınız için gitmenin bir yöntemi de direkt Kızıl Orman. Devam. Kızıl Orman'dan hemen geri dönün. Aman yolu uzatmayın arkadaşlar. Bunu keşke biraz önceki görevde söyleseydim. İnşallah yolu uzatarak gitmemiştir kimse. Çünkü bayağı uzun bir yolu var. Evet, geldik buraya. Petimizi çağıralım. Şöyle tekel kılıcımıza geçelim. Simyayı açalım arkadaşlar. Ve otomatik hava çarımızı buraya salalım. Şöyle kombomuzu da açalım. Kendisi geri kalan sayfaları düşürsün. Düşürdüğü zaman, bittiği zaman artık gidelim. Münzevimizi de alalım ve görevimizi bitirelim artık. Evet dostlar, şimdi geldik. 9 tane daha sayfa düşürdüm arkadaşlar. Biraz vaktim aldı, genel otomatik hava bıraktım. Baktım sonra doğru hızlıdan bitireyim dedim. Toplayıp kestim, bayağı hızlı bir şekilde bitti. Fazladan gözünüz korkmasın, öyle diyeyim sizlere. Şöyle tıklıyoruz tıklıyoruz. Bakalım 1,5 ürünümüz de var. Münzevi kazandım diyor. 3 tane de münzevi verdi ve oyundan attı arkadaşlar. Zaten başka bir şeyden bakmamıza, etmemize gerek yok. 3 münzevi gördünüz. 3 münzevi, 10 tane kötü bir koma. Bir çarlı yaptık. Bunları depoya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan çarlarınızı kasa kasa kendi çarınıza atabilirsiniz. Neyse, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Gitti yani. Oyunda çok güzel zamanda kapandı. Şöyle hafiften büyüteyim kendimi. Neyse arkadaşlar, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.